Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Azizler, siz muhteremler bilen birge Bahtiyar Aile sallavhası aslida alıp barayatken sohbetlerimizni devam ettirişten o ayet kursamız. Allah Subhanahu ve Teala bu sohbetlerini barchamız için faydalı, manfaatli kılgan bolsun. Avvalgi sohbetlerimizde umur yoldaşını tanlash, kelinlerde bo'lishi lazım bo'lgan sifatlar, kuyovlarda bo'lishi lazım bo'lgan sifatlarni haqida so'z yuritgan edik. Aytaylik, oila qurmoqchi bo'lgan shaxslar ana o'sha shariatda ko'rsatilgan ta'limotlar asosida nikohi halol bo'lgan kishilardan izlab topib, ba'zi sifatlarini yoqtirib, ana o'sha kishi shaxs bilan oila qurish niyati paydo bo'lgandan keyin sovchilik qilishga o'tiladi. Sovchilik qilish degani bir ayol yo qizni u bilan birga oila qurish niyati bor shaxs roziligini so'rash. Roziligini so'rash o'sha ayol yoki qizni valiyul amri ishboshisidan yoki o'zidan shaxsan ham so'rash orqali yuzaga chiqadi. Musulmon xalqlarda odob, axloq, urf-odat yuzasidan ko'proq nikohni istanayotgan shaxsni ota-onasidan valiyul amrlaridan rozilik so'rash odat tusiga kirgan. Lekin aslida o'sha nikohi istanayotgan shaxsni o'ziga sovchilik qilish ham mumkin. Sovchilikni nikohlanish niyatidagi shaxsni o'zi ham qilishi mumkin yoki uning vakillari, ishboshilari, ota-onalari yoki katta qarindoshlari ham qilishi mumkin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Hafsa onamizga uylanganlarida o'zlari Hafsa onamizning otalari Hazrati Umarga sovchilik qilganlar. Ummu Salama onamizga uylanayotganlarida esa Rasululloh akram alayhissalatu vassalom Ummu Salama onamizning o'zlariga borib uylanish niyatlari borligini u kishiga aytib sovchilik qilganlar. Ana o'sha sovchilik qilish turli bo'lishini namunalardan bittasi shu. Shu bilan birga sovchilikni faqat kuyov taraf qilishi shart qilib qo'yilmagan, balki kelin taraf qilishi ham mumkin. Bunda o'sha kelinni o'zi rag'bat bildirishi ham mumkin yoki uning vakillari, ishboshilari rag'bat bildirishi ham mumkin. Misol uchun Hafsa onamiz radhiyallohu anha erlari vafot etib beva qolganlarida otalari Hazrati Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu qizlari Hafsani demak turmushga chiqarish uchun o'zlari ma'lum shaxslarga sovchilik qilganlar. Misol uchun avval borib Hazrati Usmon ibn Affon radhiyallohu anhuga Hafsa onamizni u kishiga jufti halollikka bermoqchi ekanliklarini aytganlar. Shunda Hazrati Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu men o'zim oldin bir o'ylab ko'ray, hisob kitobimni qilib ko'ray deb aytganlar u keyin javob aytmay yuraverganlar.
Ana şu halattan Hazreti Umar radıyallahu anhu Osman'ı demek mənə təklifimini qabul qilish imkanı yok eken degen xulasaga barıb Hazreti Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anhu'ya eğer istesen senge Hafsa'nı nikahlab bersem degen manadagi sözünü etkenler. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu indemegeller. Anca müddet ötkenden keyin Hazreti Umar'ını biraz açıları hem çıkkandayı bogan. Lekin oşanda Hafsa anamızını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'den özlerine nikahlab alış niyeti varlıklarını etkenler. Bu iş sadır bogandan keyin Hazreti Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anhu Hazreti Umar'ın huzurlarına gelip oşanda Hafsa'nı menge teklif kılganingda men indemaganimdan açığın çıkkan bolsa kerek. Meni indemaganimnin sebebi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hafsa'nı zikir kılayotganlarini eşitgan edim. Ana şunun için men seni talabinga cevap berolmadim, savolinga cevap etmedim degan ma'noni aytganlar. Shuningdek, Rasul Akram alayhissalotu vasallamning o'zlariga ba'zi sahobiyalar kelib, meni nikohlab oling deb aytgan odatlari bo'lgan. Bir qancha rivoyatlarda shu narsa bor. Bir ayol kelib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga o'zini arz qildi. Shunda Rasululloh unga boshidan oyoq bir qarab chiqdilar-da, keyin demak javob bermadilar degan. Yoki boshqa ma'nodagi hadislar bor. Ana shuni bilan birga ana shu sovchilik qilish paytida ikki tarafni bir-birini demak qaddi-qomatini ko'rish ma'nosimi yoki o'sha ko'rishdan oldin vakillar orqali sifatlarini boshqa taraflarini surishtirish holatlari ham bo'ladi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ummu Süleym radıyallahu anhani bir yerge savaş kurup yubariyatıp bu yerini kara, bu yerini kara, keftini hillab gör degen geplerini etkerler. Ana oşa demek haletlerge karab savaşçılık paytida bazı bir malumat alış, sorab soruşturuş haletleri boladı. Bu narsa ayıp emas, çünkü aile kuruş umur savdası hisoblanadi. Bunda shoshilmasdan bir-birini yaxshiroq anglab yetib, tushunib, orqa oldini surishtirib, keyin oila qurilsa, inshaalloh yaxshi bo'ladi. Ana shu so'rab surishtirishlar doirasiga hozirgi kunlarda tibbiy ko'rikdan o'tish ham qo'shildi. Bu ham qo'shildi. Buni demak chiqqanidan keyin musulmon ulamolarga qayta-qayta savol tushavergandan keyin Islom fiqhi akademiyalari bu masalani alohida o'zlarining ilmiy anjumanlarida ko'rib chiqarib, keyin qaror chiqardilar. O'sha qarorga binoan o'zining umr yo'ldoshini, bo'lajak umr yo'ldoshini, sog'lik salomatligini tekshirib ko'rish yuqumli kasalliklardan, naslga ta'sir qiladigan kasalliklardan xoli ekanini bilish uchun ikki taraf tibbiy ko'rikdan o'tishi shar'an joiz ishdir. Buni yaxshi niyat bilan qilish kerak. Mabodo bir tarafda Alloh ko'rsatmasin, bemorlik chiqib qolsa, buni hammaga ovoza qilmaslik kerak, balki sir tutish kerak. Bir-birini sirini ochish, yomonlash holatlariga o'tmaslik kerak degan demak ko'rsatmalar, qarorlar chiqdi. Mana shularga amal qilinsa, inshaalloh nihoyatda yaxshi bo'ladi. Va oxiru da'vona alhamdulillahi robbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve in şe'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Aziz ve muhterem din kardeşlerimiz, sizler bilen alıp barayatken Bahtiyar Aile Sablahası aslidegi sohbetlerimizden devam ettirişten cüda hem kursanımız. Bunun için bu nimetini bizde vergen Allah Subhanahu ve Teala'ya hamdü senalar aytamız. Ve bu sohbetlerimizde hemimiz için, halkımız, elimiz, yurtumuz, mumun Müslümanlar için menfaatli buluşunu Allah Teala'nın özüden sorab kalemiz. Sözcülük, arkalık demek iki taraf birbirlerine sorab, sürüştürüp, ahirge yetip, aile kuruşge karar kılıp, şunlar seni bildirse, bunu bizi dilimizde unaştırış değildi. Unaştırışı demek insanlar aile kuruşge birbirlerini demek sıfatları yokup karar kıyarlıklarını bildirildi. Bu yakşı narsa, bundan keyin nikah bulup aile kuruşup getiş niyeti var. Hemmanı şu niyeti amelge alsın. Lekin bazı bir vaxtlarda huzurli sebepler tüfeili unaştırılgenden keyin aile kuruş rağbeti yok alıp belki kurmasını kararı kelip kalışı mümkün. Bu narsa hem ayıp sanalmaydı. Bunga demek yaxşilik bilen birbirlerden razı zâli kılıp demek acrelişip gitse hiç kisi yok bulada. Fakat iki taraf birbirini yamanlaşı, sırrını faş kılışı kerengemez. Yaxşı boliyatı diye huzurumuz çıkıp kaldı degen manadaki yapılarını aytıp acrelişseler yaxşı bulada. Şu bulan birge yana uşa demek savçılık payeti de, başka payeti de sağa salam veriş halatları bugün bosa. Misal için adatta kuyov tarafından kız tarafı verildi. Uşa uğraştırıştan keyingi ayniş kuyov sağa vergen bosa yu keyin kuyov taraf uzu demek acıraşını devam ettirmesini taklif kılıyatken bosa vergen sağasını kaytarıp almaydı. Mabada ajratish to'g'risidagi fikr qiz tarafdan chiqqan bo'lsa, olgan sovg'asini qaytarib berish kerak. Lekin kuyov muruvvat qilib olmasa, uni muruvvatidan bo'ladi. Bu ham maqbul narsa. Shu yerda bir alohida ta'kidlab o'tish lozimki, birov ikkinchi bir shaxsga sovchi qo'yib turgan paytda boshqalar kelib sovchini ustiga sovchi qo'yishi bizi şeriatta haram hesaplanadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hakikatte bir kança demek hadislerinde etken la yahtubu ala khutbati ahihi. Yani öz biraderinin savçılığını üstüne savçılık kımaydı. Bırak savçılık kıptırsa ikincisi gelip bizge beriler, polançılar, o ayıbı var, bu ayıbı var, onge berin makinesiler gibi yaplarını mutlaka demek etmesek gerek, bu iş haram hesaplanadı. Oşa birinci savçılığını kılıp, arada bir mülahazaları çıkıp, savçılığını terk etip, boldu biz indi, bu yer bilen alaka kımayımızdır. Bu türlü savçılık manası tügegenden keyin yine başka savçılar, demek nikahlanışı közden yetken şahsına savçı buluş hakkıyla edip oladı. Madami ki birinci savcı türerken, onu demek üstüge savcılık kılış bir ruhsat verilmeydi. Bu ne doğru gel, hesaplanadı. Hop endi Allah bunaka acilatçılardan, yakın nesillerden saklasın o. İkavları birbirlerine hemen taraftan yakıp, demek nikahlanış kastı kılındı. Ana o şende demek iki tarafını, yani ki kelinlikke namzat ve kuyovlikke namzatını birbirleri bilen kuruşu kandayı buladı degen savol ortaya çıkadı.
Şimdi bazı bir halatlar bu cüde kem ücreydi, avalar köprağı bugün. Kuruluşuna haceti yok, vakit gördük o, başka gördük o, degen yapmayan. Şahsen nikahlanırken iki tarafını kuruluşuna karşı çıkanlar vardı, bugün de. Bu ne doğru iş, bize dinimizde bu gap yok. İkinci bir gap, bu cüde köp tarifler. Uydana dağın bugünden keyin, yigit bilen kız bir yıl yarım yıl birbirini sinasın, görsün, birge yürsün. Degen taklifini kılınadı. Bu ham mutlaka natoğru gap. Bizi şeriatımızda balagat yaşıya yetken iki cinsdeki namahram şahslarının yalnız kalışı mutlaka mümkün emez. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri de eğer oşende kişiler yalnız kalsalar, üçüncüleri şeytan buladı deyilgen. Bu halette haram iş kılınken buladı ve ahırı varıp günah işlerine sebep buluşu imkaniyeti keyin açıladı. Şunun için ortaca yol tuturken bizi şeriatımızda nikahlanmakçı buluyatken şahslar birbirleri bilen adab, ahlak esası da şeriatımız kürsetmeleri esası da uçuraşıp, gepleşip, özleri de aile kuruşka rağbet buladığın narsalarını izleşke urunmuşlarına ruhsat var. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam özleri şu işine kıyarlar. Siz bilen biz ümmetlerine kılıçını buyurgarlar. Sahabalardan bir neştelerine nazar salışını, ulfat buladığın narsanı izleşini, tavsiyelerini kıyarlar. Şu mahremlerini iştirak eder. Yaxşı bir adab bilen kiyingen halde, adab, ahlak esası da oturup yapılaşışları, birbirlerine saval verişleri, kızıqtırağın nesillerinin bilinçli uğrunuşlarına ruhsat buladı. Bu nihayette şeriyetki muvafık iş buladı. Demek uylanmakçı bölgen köyünü, özüge demek unaştırılayken kızını körüşge, bu bilen sohbetleşişge, onu demek marifi ve ahlaki başka taraflarını organik körüşge hakkı var. Şunun da kızlarını hem özüge savuşu buluyorken yigitinin huzuru da uçuruşge çıkışge hakkı var. O şimdi özüge ara verip, yasan tüsen kılıp barışge hakkı var. Oturup gepleşge hakkı var. Savallar verişge hakkı var. Bunların hemmesi avar etkenlerimizde mahremlerinin iştirakı da açıp aydın. Buna kadar ikileri yalnız kalmaydığın derecede buluşu yolga koyuluşu gerek. Ana şu narsa şeriatke muvaffak buladı. İnşallah hayırlı buladı, berekatlı buladı. Min afsus ki bunge amel kılmaydığın adamlar uçurup duradı. Lekin bularını hemmesi günah işine kırgarlıklarını bilip yetişleri gerek. Bu narsaga ikinci demek tekrar bu maslığı başka balaları da, farzantları da bu narsanı hatalga kaydeden yol koymaslık çarelerini görüş gerek. Ana şunda inşallah hammasi yaxshi bo'ladi, xayrli bo'ladi, barakotli bo'ladi. Bundan keyin to'ylar ham nihoyatda yaxshi o'tadi. Alloh subhanahu va taolo bu ishlarni barchasida o'zining shariatiga amal qilishimiz, rasulining sunnatiga amal qilishimiz va har bir narsani yaxshi ado etib oilalarimizni mustahkam bo'lishi, aile azalarının o zaman muhabbetli, ihtiramlı buluşunu tamamlayan olsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.